Anda ışık kütlemizi tebliğ mekteplere bağlı ışık kütlemizi de mezun edilir, bir ışık kütlemizdir. Özellikle tebliğ mektepler bandına teşekkür ediyorum. Sevgili dostum, değerli arkadaşım, Sayın Erhan İşözen'e emeği için, katkısı için çok teşekkür ediyorum. Biz AŞ'ye bu düzenlemeleri yaptı, kendilerine çok teşekkür ediyorum. Ama bugün güle güle İstanbul 35 sene önce, 40 sene önce Semih Avcıoğlu İstanbul'un bu durumlara geleceğini gördü. İstanbul'un doğasına, İstanbul'un çevresinin, İstanbul'un kültürünün ve İstanbul'da ne yazık ki süreyetinin bozulacağını yıllar önce gördü. Semih Avcıoğlu'nun 35 sene önce çizgilerine dikkat etmiş olsaydı bugün İstanbul bu noktaya gelmezdi. Ama burada yaklaşık olarak 55 gün sonra yapılacak olan bir yerel seçimlerde bilimi koruyan, çevreyi koruyan, doğayı koruyan, tarihi dokuyu koruyan bir anlayış geldiği zaman İstanbul inanıyorum ki Sedik Balcıoğlu'na kısmen de olsa birazcık gülümseyecek. Hocam, üstadımın çok geç kaldığı zaman sizin arzu ettiğiniz bir İstanbul yeni baştan yurttaşlarımız tarafından göreve getirildi. İnşallah diyebiliriz. Ben gerçekten İstanbul'umuzun tarihi dokusunu, İstanbul'umuzun kültürel dokusunu, İstanbul'un süreyetinin korunması konusunda çok değerli hocalarımızla birlikte Sayın Semih Bancıoğlu'nun 35 sene önce o çizdiği kaleminde söylediği, kaleminde bize gösterdiği o güzellikleri yaşayacağımız konusundayım. Bir kez daha sanata, kültüre, gerçekten bilime verdiğiniz destekten dolayı çok teşekkür ediyorum. Bilimden gidilmeyen yolun sonu karanlıktır. Bizim için önemli olan cumhuriyetimizi korumak istiyorsak, demokrasimizi korumak istiyorsak, İstanbul'u korumak istiyorsak el birliğiyle doğaya, çevreye, hukuka saygı duymamız lazım. İstanbul'da benim doğrularımın döneminin bitip kentin doğrularının döneminin başlaması lazım. Sayın Erhan İşözen'e teşekkür ediyorum. Semih Avcıoğlu üstadımız bizi eminim ki şu anda görüyordur ve 30 Mart akşamı 20.30'da benim düşündüğüm özgürlüğü İstanbul için sizlere inşallah hoş geldin diyecektir. Ben buna inanıyorum. Sizlere de çok teşekkür ederim. Hoş geldiniz. Rahatsız etmeyeyim şimdi ben sizi, meşgulsünüz. Kısaca bir şey söyler misiniz? Evet. Süleyman Sahin, Bektan evet. Hocam. Semih Falcıoğlu benim hayatımda bana en yakın olan ağabeylerimin en önemlilerinden biriydi. Onu sadece Semih Falcıoğlu, Şahap Falcıoğlu abisiyle birlikte de tanıdım. O ailenin her ikisi de çok büyüktü. Ama karikatür dünyamızın çok büyük bir şansı ki iki büyüğü Semih Falcıoğlu ve Turhan Selçuk ikisi de benim atölyemde güzel karikatürlerini baskı yapma imkanı buldular. Bu sergide ki eserler, sergilenen eserler de yine benim atölyemde çoğaltılarak burada sergiye hazırlandı. Onun bu eserlerle yaşamasını, dostlarıyla buluşmasını son derece saygıyla ve sevgiyle karşılıyorum. İnşallah bir gün öbür tarafta da onunla buluşacağımı umuyorum. Hocam çok da böyle yüzünüz sanki onun gülüşünü hatırlatıyor. Ben hep onun gözlerine bakarken o, çok o güzel, sıcaklığı görüyorum. Çok güzel gülen bir insandı. Siz de öylesiniz hocam. Kahkahalarıyla meşhurdu. Evet. Fıkralarıyla meşhurdu. Onun fıkraları hala kulaklarımdadır. Hala birçok dostuma onun adına söyleyerek anlattığım birçok fıkra var. Evet. Çok teşekkür ediyorum. Ben çok sağ olun. Çünkü bitti herhalde şarjı. Çok sağ olun.
Ya şunu bir arasana ya bu. Nerede ya? Allah'ım. Ara ya. Hocam bir zoom yapabilir miyim böyle?